hem bizim biz ne yapıyoruz yukarıda, bu cerrahlar, bu varislere neler yapıyor, hem de hani klinik terası iletişimin üzerine bir sunum hazırlamak istedik. O yüzden güncel yaklaşımlarımızı biraz paylaşmak istiyorum. Bol resimlidir. Bazı resimleri sizin şeyinizde bulunsun diye de ekledik. O yüzden bazılarını hızlı geçeceğim. Varis hastalığı, koroner arter hastalığının yaklaşık 2 katı, periferik arter hastalığının yaklaşık 4 katı sıklıkta aslında gözüken çok sık karşılaştığımız bir durum. Herhangi bir arteriyel hastalıktan çok daha fazla iş gücü kaybına sebep oluyor. Bizim gerek patofizyolojisinde, gerek de hani sebebini anlamak açısından veya müdahale etmeyeceğimizi anlamamız açısından Doppler görüntülemelerinde derin ven ve yüzeyel ven sisteminin ayrıntılı incelemesi bizim açımızdan son derece önemli. Yüzeyel venöz sistemde de özellikle vena saphena magna ve parvanın venöz yetmezlik derecesi, yetmezliğin hangi bölgede oluşu, patofizyolojisi, yani bir flebitem bağlı, bir tromozom bağlı, geçirmiş bir hadiseye mi bağlı, yoksa kapak yetmezliğine mi bağlı, genel mi, lokal mi? Bunların hepsi bizim için müdahale açısından çok önem taşıyor. Tabii bu ayrıntılı bir Doppler incelemesi gerektirir aslında. Bizim hasta yükümüz ortada olduğu için aslında bu biraz gözden kaçıyor ve bizim yükümüz o yüksek olduğu için yapılamıyor diye düşünüyoruz. Ayrıca biz yukarıda perforan venlere de müdahale yapıyoruz. Gerek cerrahi, gerek yeni çıkan teknolojilerde bunu anlatacağım. Özellikle perforan venlerdeki yetmezliklerin, özellikle CR6 venöz ülserli hastalarda yüzeyel ya da derin venöz yetmezlik olmadan sadece perforan ven yetmezlikleriyle de hastalar venöz ülserle girebiliyorlar karşımıza. Bu açıdan perforan venlerdeki hadiselerin de Doppler'lerde raporlanması bizim için önem arz ediyor. Burada bizim için önemli olan perforanları listeledim bulunsun diye. Bu da parva. Parva yani çoğu hastanede müdahale edilmiyor ya da strippingle geçiliyor. Fakat bizde son teknoloji işte bu gerek zamplama eğer çok bozulmuşsa strippingle de ve perforan venlerle beraber de müdahale edebiliyoruz. Parvalardaki kaşaklar genellikle bizim hastanemizde değil ama çoğu hastanede atlanıyor ve ülserlerle sonuçlanıyor. Bunun için koydum. Saphenofemoral beşiğinin cerrahi anatomisi. Aslında bu bizim bir stripping için, ligasyon için açtığımız bir hastanın fotoğrafı. Burada da oradan çıkan aksesuar safen ven gibi, sirkumflexibiyak ven gibi birçok dalların cerrahi anatomisini bu şekilde görüyoruz ameliyatta. Etiyoloji daha çok valve yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Venöz obstrüksiyon sebebi olanlar çok daha az olarak görülüyor. Aslında 1988 yılında bu ülsere giden yolun bir patofizyolojik süreçten geçtiği ortaya atılmış ve burada antioksidan özellikle tedavilerinde önemli rol oynadığını gözlemliyoruz. Aslında ameliyatlarımız sadece venöz çaplarla ilişkili değil, karar verişimiz hastanın klinik ve anatomik patofizyolojik sınıflamasıyla da biz aslında cerrahi kararını veriyoruz. Yani sadece hastanın çapı işte 5,5 mm ve üstü olduğu için ameliyat diye bir şey yok. Burada birçok sınıflama ve birçok karar verici mekanizma rol oynuyor. Sadece 5,5 mm üstü eşittir ameliyat diye bir şey yapmıyoruz. Bunlardan bir tanesi venöz klinik severity score denilen bir skorlama sistemi. Bir diğeri venöz segmental disease score dediğimiz, yani hangi şeylerde kaçak var ve kaçağın obstrüksiyonun bağlı var yetmezliği var demek dediğim gibi skorlamaları ve daha birçok skorlamayı tabii bu kadar ayrıntılı bir şekilde değil, yani onu yapma şansımız yok ama sadece dediğim gibi Doppler skorlamasına göre ve çap ölçümüne göre ameliyat kararı vermiyoruz. Yüzeyel venöz valvüler yetmezliğin birçok sebebi var. Perforan yetmezlik demin anlattığım gibi sebepleri var. Ve trombotik venöz, derin venöz yetmezliklerden sonucunda da karşılaştığımız problemler oluyor.
Fizik muayene ve venöz yetmezliğin tanımlamasında en önemli bir guideline'lar da Doppler'dir. Doppler'deki kurallar derin femoral ven, yüzeyel venöz sistem ve kalf toplar damarlarındaki kaçağın ve çorba takımı 0-5 saniyelerde fazla olması, ana femoral ven, yüzeyel femoral ven ve popitel vende 1 saniyenin üzerinde olması, perforan venlerde 0.35 saniyenin üzerinde olması anlamlı olarak kabul ediliyor guideline'larda. Diğer birçok tanı yöntemi var ancak Doppler dışındaki tanı yöntemleri ileri araştırma için öneriliyor. Standart olarak önerilmiyor. Bu demin dediğim şeyler. Biz venöz yetersizliği tedavisinde sadece cerrahi, hastanın eğitimi, elastik kompresyon, medikal tedaviyle entegre etmiş durumdayız ve guideline'lar da bunu söylüyor. Yaşam tarzı ilk önerdiğimiz şeylerden biri. Özellikle bizim memleketimiz az olan spor aktive etmek, elevasyonu sağlamak, soğuk uygulama, özellikle yüzmeyle beraber bunu öneriyoruz. Ve antistaz egzersizleri hastalarımıza öneriyoruz. Biraz daha spora yatkın olanlarda hangi spor hocam diye soruyorlar. Özellikle yüzme, bu hem soğuk etkisi olduğu için hem yer çekimini ortadan kaldırdığı için egzersiz sırasında ve de o suyun masaj etkisi olduğu için ilk önerdiğimiz spor yüzmedir. Ayrıca pilatesi öneriyoruz. Elastik destek de birçok etki sağlıyor ve guideline'larda da mutlaka hem preoperatif tedavide hem postoperatif tedavide önerilen bir tedavi yöntemidir. Bu venlerin çapını küçülterek valve yapraklarını yaklaştırıp bir inkompetans varsa valvelerin daha etkin çalışmasını sağlıyor. Reflüyü azaltıyor, venöz basıncı düşürüyor, venöz kan akımının hızını azaltıyor, pompa etkisini arttırıyor, venöz göllenmeyi azaltıyor. Medikal tedavide de bu semptomları düzeltebiliyoruz. Tabii bu sadece dediğim başlangıç aşamasındaki olan şeylerdir. Postop dönemde de medikal tedaviyi devam ediyoruz. 3 ile 6 ay arasında. Medikal tedavinin temelinde bu demin anlattığım bu lökosit tuzaklanma teorisinde ortaya çıkan antioksidan temelde antioksidan etkiler yatmaktadır. Ve bireylerin antioksidan tedaviye yanıt verdiği kanıtlanmıştır. Lökosit adezyonu ve migrasyonu azaltarak etki gösteriyor tüm medikal ilaçlar kullandığımız. Klas 2 A'dır medikal tedavi. Ayrıca tabii ek yan tesirleri de kullanıyoruz. Özellikle lenfatik direnci arttırdığı kanıtlanmıştır. Venöz tonüsü arttırdığı kanıtlanmıştır. Birçok diğer yan etkileri var. Biz müdahale kararını verdiğimiz zaman hastanın Doppler sonucu ile beraber bize geldiği zaman birçok dediğim gibi skorlama yöntemini kullanıyoruz. Hastanın da bize anlattığı ve hayat kalitesini ne kadar etkilediği, bunun hem medikal hem kozmetik tarafı vardır. Bu konuyu, bunları istinaden hastayla beraber karar veriyoruz. Bunları bulunması için yazdım. Burada 5,5 mm ile ilgili çeşitli önergeler var. 5,5 mm'nin üstü olup özellikle kilolu hastalarda reflünün olmadığı da bazen sizin doktor raporlarınızda da görürüz. Mesela diyoruz işte VSM çapı 6,5 mm'dir ama reflü yoktur gibi raporlamalar olabiliyor. Bu da bizim bu 5,5'u tek olarak tutmamızın sebeplerinden biridir. Çünkü hastalarının gerçekten venöz çapı daha büyük olup reflüsü olmayabiliyor. Bu kişinin hem kilosuna hem yaşına bağlı olarak değişebiliyor. Birçok tedavi yöntemi uygulayabiliyoruz. Şu andaki güncel tedavilerde halen 1908'den kalma stripping'de uygulanabildiği gibi yeni çıkan evla, alef, buhar tedavisi gibi termal ablazyon yöntemleri, köpük tedavisi, mekanokimyasal ablazyon ve periferik zank embolizasyonu da ek tedavi seçeneklerine, portföyüne eklendi. Skleroterapi genellikle burada çok yapıyorduk önceden fakat zaman bulamıyoruz. Biraz da özel tedavilere doğru kaydı genelde insanlar artık özel kliniklere girer bu şeylerle ilgili olarak.
aslında C2, C6, C4 hastalarda cerrahi veya endovenöz teknikler yapılamıyorsa ikinci seçenek olarak öneriliyor. Rekürant variköz benlerde, yaşlı veya düşkün hastalarda da tercih ediliyoruz. Sıvı skleroterapi telenjektezlerde lazere göre daha etkili olduğu kanıtlanmış. O yüzden daha çok özellikle retiküler benlerde skleroterapi tercih edilmesini öneriyor guideline'lar. Bunu biliyorsunuz zaten, sklerozan solüsyonun damara girilerek enjekte edilmesine dayanıyor. Bu solüsyon endotelyi destrükte ediyor ve minimal bir organize trombüs oluşumuna sebep oluyor. Bu bir harita, benim kullandığım harita. Önce varislerden başlayarak, yani önce içerideki ana kaynağı yok ettikten sonra kalından inceye doğru ben bu şekilde hareket ediyorum. En sonu telenjektezlerle bitiriyoruz. Bu benim yaptığım bir hasta fotoğrafları, yani skleroterapinin yapılma şeylerini gösteriyor. Bu da öncesi ve sonrası şeklinde. Bu köpükle yaptığımız bir hasta. Skleroterapi aslında çok sakin bir ortamda yapan kişinin, yani cerrah olabilir, dermatolog olabilir, dermatolog olabilir, herkes yapabiliyor. Sakin ve sessiz bir ortamda ve karanlık bir ortamda yapılması gerekiyor aslında. Bizim hasta, biz başına pek uygun değil. Van light'la yapıyoruz eğer böyle bir ortamımız varsa. Çünkü genellikle ağacın kökü gözükmüyor dışarıdan. Bu ışık bize kökün gösterilmesini sağlıyor ve tam köke verirseniz bir anda ağaç dalı gibi bütün damarları yok edebiliyorsunuz. Köpük skleroterapi düşük maliyetli, anestezi uygulama gerektirmeyen, günübirlik yapılabilen bir uygulama. Ancak özellikle kozmetik iyileşmeyen hastalar ve flebit, mesela çapı büyük hasta damarlarda flebite bağlı iz kalmasını görebiliyoruz. Bunu damar ameliyatı olarak da yapıyorlar. Fakat rekürans oranının yüksek olduğu gözlenmiş. Bu da bunun ameliyatı. Bu hastada daha evvelden aref ve evla geçirmiş bir hasta. Fakat hepsinde geri açılmış damar. Bu yüzden de hem ameliyat hem de skleroterapiyle karşı hem ligasyon bir iş yaptık. Sonuçta gayet başarılı oldu. Bu da işlemimiz. Aşağıdan damarı açıyoruz. Bu çok kullandığımız bir yöntem değildir. Çok spesifik şeylerde bir iki tane falan yaptık yani bu şeyde. Safeni bilek altından bulup içine köpük skleroterapiyi yukarıya kadar gönderiyoruz. Skleroterapiden sonra neler olabiliyor? Bir kere hiperpigmentasyon olabiliyor. En sık hastaların şikayet ettiği şey bu. Şöyle yapıldıktan sonra şu şekilde pigment artışı, iz kalabiliyor ve bunun tamiri gerçekten çok zor ve kozmetik olarak hastalar çok şikayet ediyorlar bu konuda. Bir diğeri geçici ödem ve vazovagal reaksiyonlar görülebiliyor. Cilt nekrozu görülebiliyor. Eğer dışarı taşarsa sklerozan ajan cildi nekroze edebiliyor bu şekilde görülen, bize gelen hastalığın fotoğrafları. Dış merkezde yapılmış hastalar bunlar. Yüzeyel tromboflebit görebiliyoruz. Alerjik reaksiyonlarla görebiliyoruz. Bu alerjik reaksiyon ve gördüğünüz gibi gelişebiliyor böyle alerji. Tromboflebiti bazen hasta çok şikayetçiyse küçük bir şeyle böyle bu şekilde çıkarabiliyoruz. Bu da köpük skleroterapi yapıldıktan sonra safen boyunca tromboflebit geçiren bir hastanın fotoğrafı. Bir diğeri transkutanöz lazer. Çok fazla dış merkezlerde, güzellik merkezlerinde kullanılan, yaygın klinikler tarafından da kullanılıyor. Fakat tam yok etmeyebiliyor damarı. Skleroterapiden daha az efektif ve daha pahalıdır. Sklerozan solüsyonlara alerji, iğne fobisi, damar çapı 0.5 mm'nin altındaysa veya skleroterapi yetersizse kullanıyoruz. Bunu dediğim gibi aşamaları şöyle küçük haritalama yapıyoruz. Önce daha büyükler, daha sonra demin size yukarıda bir önceki slide'de bahsettiğim
telenjektazeri vardı. Bu hastanın işlem sonrası bu daha eski model bir lazerle yaptığımız bir işlem. Cerrahi teknikler de bunlar işin kozmetik tarafı aslında. Bir de kullandığımız bir sürü yöntem var. Cerrahi tekniklerde 1908'den kalma stripping halen çok yüksek şeylerde, büyük çaplı damarlarda kullanılabiliyoruz. Yapıyoruz hala bu yöntemi. Stripping de maksat safeni çıkartmak. Bu kasık bölgesindeki anlattığımız kolateralde de 5-6 tane dalı vardır. Onları bağladıktan sonra diz üstü olarak içeri bir tel sokulma vasıtasıyla damarı çıkartıyoruz. En çok komplikasyonlar ne oluyor? Safen sinir hasarı oluşabiliyor. Kanama, ekimoz, hematom, safen sinirde yaralanma, yara enfeksiyonu, DVT gibi birçok komplikasyonu olabiliyor. Çok tercih ettiğimiz artık çok kalan bir yöntem değil ama bazen gerçekten başka çaremiz yine kalmayabiliyor. Yüksek ligasyon yapabiliyoruz. Mini filebektomi genellikle bu her yaptığımız bize çünkü çok biraz ileri saf havalis geliyor size de doktorda gözüktüğü üzere. İleri saf havalis geldiği için genellikle yaptığımız yöntemi ek olarak küçük delikler açarak bu venöz pakeleri çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu açtığımız insizyonun boyutu. Küçük bir tek dikiş bir insizyon açıyoruz ve bu insizyonun içerisinden pakeleri çıkartıyoruz. Genellikle de bu lazer, evla, zank ne yaptıysak bunlara kombine ediyoruz. Guideline'larda önerildiği üzere. Stripping ve pake eksizyonunun problemi perforan bendeni falan da kapatıyor ama dediğim gibi cerrahi komplikasyonları problem. Seps biz hiç kullanmadık. Gata'da özellikle tercih edilen bir yöntemdi. Fakat biz hiç kullanmadık ve burada da tercih etmedik. Birçok önerilmiş cerrahi yöntem var. Bir diğeri lazer, evla. Buraya ilk sene açıldığı zaman ben yokken burada evla çok tercih edilmiş Ümit Bey tarafından. Size de sonra şimdi işte 3-4 sene evvel evla yapılmıştır. Kontrol gibi doplerler geliyor olabilir. Evla'nın birçok nanometre boyu var. 1470 şimdi 1473'te çıktı. Kullanılıyor. Lazer fiberler hem radyal fiberler daha çok klinikte kullanılıyor. Radyal uç bu şekilde. Çıplak uç tercih etmiyor çünkü damarı perfora ettiği ve ekimoza sebep olduğu ortaya çıktı. Daha çok radyal uç kullanıyoruz yaparsak eğer. 1470 nanometre artık daha fazla tercih ediliyor. Ancak ben çapı 3 mm'nin altındaysa, benim ciltten derinliği azsa, çok üzerlerlerde, aşırı tortuöz benlerde kontraindikedir. Evde nasıl yapıyoruz? Genelde sistem aynı, alete de aynı. Diz tarafından ultrason eşliğinde iğneyle safene giriyoruz. Ve daha sonra iğne içinden önce guide'ı, takiben sheet'i ilerletiyoruz ve lazer katlerini yerleştiriyoruz. Lazer katleri safene, bu alet için de aynı şey geçerli. Safene femoral bileşkeni 1-2 cm gerisinde kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Lazerlerde mutlaka tümesan anestezi gerekiyor. Çünkü yaklaşık içerisi 400 dereceye kadar çıkıyor. Bu yüzden mutlaka tümesan anestezi yapıyoruz. Fakat evlada yüksek sıcaklıktan nedeniyle venöz duvarda gelişen mikroperforasyonlar, ağrı ve ekimoz sebep oluyor. DVT ve cilt yanıkları oluşabiliyor. Özellikle dış merkezlerden çok cilt yanığı geliyor. Yüzeyel tromboz, parestezi, selülit ve AV fistül oluşabiliyor. Bir diğeri radyo frekans. Bizim tercih ettiğimiz klinikte en üstteki bu closure fast tercih ediyoruz. Diğerlerini denedik ama şu anda en çok bundan memnunuz. Bu da benzer yöntemle yine diz üstü ya da diz bölgesindeki safenden kanüle ediliyor. 0.025 inç guide içinden ilerletiliyor. Biz 6F kullanıyoruz. 6F sheet koyuyoruz ve kateteri ilerletiyoruz içeriden. Yine benzer safena femoral beşgenin içi 200 cm distaline yerleştiriyoruz. Niye closure fast'ı tercih ediyoruz? 7 cm kadar yani lazerde, lazer hem öne hem yana atarak 1-1,5 cm yeri yapıyor. Bu
Burada 7 santim aynı anda yakabiliyoruz. Ve ısı 400 derecelerde 120 dereceler civarında oluyor. O yüzden tercih ediyoruz. Burada da tümesel anestezi uyguluyoruz yine çoğu hastada. Tümesel anestezi hem damarın çapının küçültülmesini sağlıyor, hem postop hastanın konforunu sağlıyor, hem de kateterin damar duvarıyla daha fazla miktarda temasını sağlıyor. Tümesel anestezi Doppler eşliğinde safen fasyasının içine veriyoruz. Benim burada geliştirdiğim, ben hem safen fasyasının içine veriyorum, hem cilt altına veriyorum. Yani sandviç gibi yapıyoruz. Ben o şekilde tercih ediyorum. Tümesel anestezinin Doppler görüntüleri. Avantajları dediğim gibi hem ısı bariyeri hem luminal çapı azaltıyor. Fakat tabii operasyon süresini uzatıyor. Ekimozu sebep olabilen birçok iğne deliğine sebep oluyor. Ve bu bizim öğrenme körü dediğimiz, yani learning curve'de damar delinmeleri falan gördük. Ve uygun miktarda ayarlaması da zor oluyor. O yüzden biz başka bir teknik geliştirdik. Buna lokal hipotermi kompresyon tekniği 2013 yılında yayınlandı. Burada seçilmiş hastalarda, yani damar çapı çok yüksek değilse ve daha zayıf olmayan hastalarda dışarıdan buzla kompresyon ve içeri suyla soğutmayla yaptık şu şekilde. Bizim ameliyat görüntülerimiz ve burada da yayınlandı ve seçilmiş hastalarda yalnız etkili olduğunu kanıtladık. Lazerle RF'in farklarını burada şey yaptım. İlgisi çekenler okuyabilirler. Yapılan çalışmalarda da RF'in, şu an biz daha çok RF tercih ediyoruz. Bir yıllık efikasisinin ağrı skorlamalarının, hastanın normal aktivitelere dönüşünün ve fiyatlandırmalarının hepsinin daha avantajlı olduğu kanıtlanmıştır. O yüzden klinikte şu anda radyo frekans daha çok uyguluyoruz. Bu da hem evli hem köpükle olan karşılaştırmaları yine RF üstün gözüküyor. Bizim kişisel deneyimiz, biz 2471 tane Clojure Fast yapmışız. 974 tane evli yapmışız. 6 aydaki oranlarımız %99.2, 1 yılda %98.6 oklüzyon oranlarımız var. Bu ikisinde RF ile lazer için fark bulamadık. İkinci yılda RF'in lazerden üstün olduğunu gördük. Ekimozlar daha çok RF'te gözüküyor. Ancak tedavi edilen verm çevresinde endürasyon daha az olduğu, analjezik ihtiyacının daha az olduğu ve postop hayat kalitesinin daha iyi olduğunu saptadık RF ile. Evde de bir hastada pulmoner emboli ve bir hastada DVT komplikasyonlarımız var. Diğer yöntemler, bunlar yeni kullanıma girdi. Bunlardan Clarivate'i biz kullanmıyoruz. Bilgi olması açısından buraya ekledim. Şu anda Blue'yu kullanıma soktuk. Şu an bunu niye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü şu andaki tekniklerde sonuçlar iyi, ancak termal ablazyona genellikle tümesel anestezi gerekiyor. İşlem sonrası rahatsızlık oluyor ve köpükte rekürans yüksekliği var. ZAMP da içeri siyanoaklilat içeren bir materyal enjekte ediliyor safen içerisine. Bu polimerize oluyor enjekte olduktan sonra ve damarı kapatıyor. Spokit bir vasküte sebep oluyor ve en son fibrozis gelişiyor. Bununla ilgili yayınlarda nasıl kapattığı araştırılmış ve bir polimerizasyon reaksiyonuyla olduğu kanıtlanmış. Temelde bu da benzer yöntemle yine safenofenal bileşiğe kadar getiriyoruz. Fakat burada önemli bir şey, Doppler'in probuyla bileşiği kapatıyoruz ki blue taşmasın şeye doğru, anafemoral bileşiğe doğru. Geri çekmekle beraber zantla da yapıştırıyoruz ve sistem bu şekilde geriye doğru çekerek hem de zant vererek damarı yapıştırıyoruz aslında. 12 aylık takip edilmiş 2014'te yayınlanmış çalışmada ve 195.7 ve %94.3'lük kapanma oranları var. Ve uygun olduğu kanıtlanmış. Bizi aslında bu yöntemi tercih etmemizin bir sebebi de artık perforan benlere cerrahi olarak müdahale etmek zorunda kalmamamız. Çünkü uygun perforan benlere bu zamkı vererek perforan benleri kapatabiliyoruz. Böylece özellikle Ali Hoca ile
yara bölümüyle ortak yürüttüğümüz çalışmalarda, genellikle venöz ülserlerde perforan venlerin cerrah, çünkü oralar ciltleri de bozuk oluyor ve doplerle saptanılan perforan venler, özellikle çok kaçak olan venlerde lokal bir anesteziyle perforan venin içine zantla kapatarak venöz ülserlerin çok rahat bir şekilde, daha hızlı bir şekilde iyileştiğini kanıtladık. O yüzden bu bizim için aslında perforan venleri kapatmak açısından da bu yöntem iyi bir şey oluyor. Çabuk polimeriz olduğu için skleroterapi denedik. Fakat özellikle bilek kısmında anterotibial ve posterior tibial venlere uzanım gördük. O yüzden DVT riskinin yüksek olduğu için bunu kullanmıyoruz. Ama zam hemen polimeriz olduğu için bizim perforan ven yetmezliğinde işlemlerimizi kolaylaştırdı. Bunlar avantajları. Birçok avantajı var. Ama problem ne? Problem uzun dönem sonuçlarının henüz netleşmemesi, yeni bir yöntem olduğu için. Yani o yüzden ne kadar uzun dönemde güvenilir olduğu henüz bilinmiyor. Bizim kişisel deneyimlerimizde bu şeyin görünümü, doktor görüntüleri. Bu şekilde bir glue kapatıyor. Biz en son 2016'da 14. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği Kongresi'nde 149 hastayı sunduk. Prosedürel oklüzyon oranımız %100. Ama bir yıllık takipte 2 hastada total rekanalizasyon, 2 hastada parsel rekanalizasyona karşılaştık. Ve oklüzyon oranlarımız bu şekilde.